وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Bir de bazıları var ki azabı acele ettiriyorlar. Bizde evdirmek denir buna. Çabuk çabuk azap gelsin diye. Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْلَا اَجَلٌ مُسَمَّا Adı konulmuş bir ecel olmasaydı لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ Azap onlara gelirdi. Hoş gelmeyecek gelmeyecek bekleyecek ama adı konulmuş vakit dolduğunda da وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ Kesinlikle gelecek. Hem de nasıl? بَغْتَتَنْ Ansızın. O yüzden diyorlar ya çok yavaş geldiğine bakma. Seni geçeceği an veya sana geleceği an ansızındır. Bir anda seni gelip iade edecek yani. Yavaş bile gelse onun sana gelip kavuştuğu an andır böyle. Bagdeten ansızın gelecek. Ohum la yeşurun. Rum suresinde hiç düşünmediler mi kendi içlerinde? Allah gökleri ve yeri مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ Hak'tan gayrı bir sebeple yaratmış olabilir mi? Ve ecelin musemme ve adı konulmuş bir zaman üzere. Dolayısıyla statik bir evren yok. Kullun yecri ile ecelin musemme. Güneş, ay hepsi adı konulmuş bir zamana doğru koşuyorlar. Fatır suresi 13. ayette yine kullun yine gökler dekileri Cenab-ı Hak. Kaç tane oldu bu güneş, ay ve bunları ifade ettiği yerde? Hem de kullun yecriyle ece. Hepsi adı konulmuş bir ecele doğru koşuyor. Fatır suresinde demin okuduğumuz bir ayetti bu. Allah Azze ve Celle onları muhafaza etseydi üzerinde tek bir canlı bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir ecele bekletiyor. Zümer suresinde bu artık 6. kez oldu herhalde. Güneş ve ayı andığı yerde Cenab-ı Hak hepsi adı konulmuş bir ecele doğru koşuyor. Kullun yecri li ecelin musamma. Ela huvel azizü saatçi. Saati açtığında o kadar çok çark gördüm ki orada. Bir de benimkinde iki tane saat var. Dünya kadar çark. İki tane pil taktı onlara. Pili bittiğinde değiştirmeye gittiğimde. Yeni taktığı pillerin de gün gelip biteceğini ve bu çarkların duracağını düşündüm. İşte bu adı konulmuş bir zaman ve bir eceli var. Cenab-ı Hak baştan bir enerjiyle yüklemiş ve bunun vakti geldiğinde duracak, son bulacak. Güneş de olsa ki ne kadar çok büyük enerji barındırsa da içinde biz ilmen biliyoruz ki bitecek. Çünkü her an tüketiyor kendisinde ve yenilenmiyor. Yenilenmediğine göre sona doğru koşuyor. Çok büyük olması bir şey ifade etmez. Çok büyük miktarda İçinde enerji tutuyor olması da bir şey ifade etmez. Değil mi ki tükeniyor? O zaman bitecek demektir.